Herkese merhaba. LG Stylus 2 geçtiğimiz Şubat ayında Mobilya Kongresi'nden hemen önce tanıtılmıştı ve o zaman bu telefonun ön incelemesini gerçekleştirmiştik. LG Stylus 2 bir süredir Türkiye'de de satışta. Bu kapasitif ekran kalemli akıllı telefonun kutu açılışını birlikte yapalım. İçinde neler çıkıyor bakalım ve ilk turda beraber atalım. LG Stylus 2, LG'nin orta segment Android telefonu. Teknik özelliklerine baktığımızda 5.7 inç 720p ekran, Snapdragon 410 işlemci, 16 GB dahili hafıza, 13 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera gibi özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Jelatini çıkardık. Şimdi kutuyu açma zamanı geldi. Şurada bir tane daha etiket var. Bunu açmamız gerekiyor ki LG telefonlarında da bu etiketi yırtmak bir hayli zor. Bunu daha önceki kutu açılışını gerçekleştirmiş LG telefonlarından biliyoruz. Şöyle bir makasla keselim ve daha sonra da açılışımızı gerçekleştirelim. Ve karşınızda gördüğünüz gibi LG Stylus 2. Geçen yılın LG Amiral gemisi LG G4'ü andıran bir tasarıma sahip gördüğünüz gibi. Telefon oldukça hafif, tabii ki telefonun pil içinde yok. Ancak oldukça ergonomik, tekerle de rahatlıkla tutuluyor gibi görünüyor. Bunun dışında bakıyoruz, tepede şurada kapasitif ekran kalemi var. İnce bir ekran kalemi var. Bu şekilde yazabilirsiniz. Samsung'un telefonlarında genellikle alta yerleştiriliyor kapasitif ekran kalemi. LG Stylus 2'de üstte yer alıyor. Arkada görmüş olduğunuz gibi sihirli tuş takımı var. Güç butonu, ses tuşları ve 13 megapiksel kamera. Yanında da LED flash. Altta hoparlör. LG'nin diğer telefonlarında da, bazı telefonlarında, orta segment telefonlarında bu tarz bir hoparlör tasarımının yer aldığını görüyoruz. 5.7 inç ekran. Sol ve sağda herhangi bir giriş çıkış yok. Üstte de ikinci mikrofon, altta da mikro USB portunu görüyoruz ve bunun yanı sıra kulaklık jack ve mikrofon yer almakta. Kenarlarda gördüğünüz gibi LG'nin telefonlarında çoğunlukla gördüğümüz koruyucu jelatinler bu telefonda da mevcut. Şimdi kutudan başka neler çıkıyor bakmaya devam edelim. Şarj adaptörü, mikro USB, USB kablosu, hızlı başlangıç kılavuzu, telefonun pili. Telefonun 3000 mAh kapasiteli bir pili var ve onu da birazdan takalım. Görmüş olduğunuz gibi kulaklık seti de bu şekilde. Bunu da kutusundan çıkarıp gösterelim. LG logosunu taşıyan bir bölüm var. Bunu yakanızda tutturup kolaylıkla kulaklığı giysinize tutturup kullanmanız mümkün. Kolay bir kullanım sunuyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Ve şimdi bütün kutu içeriklerini yerine koyalım. Ve LG Stylus 2'nin kutu arka kapağını çıkaralım. Pili yerleştirelim. Daha sonra şu önde görmüş olduğunuz jelatini çıkararak telefonun da açılışını gerçekleştirelim. Ve LG Stylus 2 açılıyor. Kurulumu yapalım ve daha sonra da ilk turu beraber atalım. Evet, LG Stylus 2'nin kurulumunu gerçekleştirdik ve kurulum ardından bir Türk Telekom SIM kartı taktığımız için gördüğünüz gibi online işlem, TVBu Spor, mobil dergi gibi Türk Telekom uygulamaları bu telefonda yüklü olarak karşımıza çıkıyor. LG G5 ile birlikte görmüş olduğumuz UX5 kullanıcı arayüzünü LG Stylus 2'de de görüyoruz. Bu kullanıcı arayüzünde uygulama menüsü bulunmuyor. Görmüş olduğunuz gibi tüm uygulama kısa yolları, bileşenler ve klasörler ana ekranda yerleştirilmiş şekilde karşınıza çıkıyor. Bunun dışında tıpkı LG G5'te olduğu gibi monokrom bir tasarım var. Bunun yanı sıra LG G5'te olduğu gibi yine Google uygulamaları bu telefonda da ön planda yer alıyor. LG Stylus 2'de ekran kaleminin üst tarafta yer aldığını söylemiştik. Kapasitif ekran kalemini yerinden çıkardığınız anda görmüş olduğunuz gibi bir menü açılıyor ve bu menüde Pop Memo, Check, Artı, Pop Scanner ve Quick Memo Plus gibi çeşitli araçlar yer alıyor. İsterseniz farklı bir kısa yolu da buraya ekleyebilir, favori uygulamanıza kapasitif ekran kalemini çıkardığınız anda da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kapasitif ekran kalemi çıkarılmış durumdayken görmüş olduğunuz gibi bir kalem simgesi var. Buradan kalem uygulamalarına kolaylıkla erişmeniz mümkün oluyor. Pop Memo'ya girerek anında hızlı şekilde ekran notları alabilirsiniz. Küçük bir not defteri ekranın üzerinde açılıyor görmüş olduğunuz gibi. Ve buradan istediğiniz gibi hızlı şekilde notlar alabilirsiniz. Ekran kaleminin ucu yumuşak ve hızlı şekilde, akıcı şekilde not almanız ve çizim yapmanızı olanak sağlıyor. Bu açıdan Stylus 2'nin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında istediğiniz notu anında kapatabilirsiniz veya ekran üzerinde farklı bir noktaya da taşıyabilirsiniz. Check artı ekran görüntüsünü alıyor ve bu ekran görüntüsünde çeşitli çizimler yapıp daha sonra bunları paylaşmayı veya kaydetmeyi olanak sağlıyor.
Bir başka özellik pop scanner. Pop scanner'da da kamerayla bir fotoğraf çekiyorsunuz ve bu çektiğiniz fotoğrafı dilediğiniz gibi kırpıyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Fotoğrafın görmüş olduğunuz gibi köşelerini, kenarlarını değiştirebilirsiniz. Eğer isterseniz fotoğraf içerisindeki sadece tek bir nesneyi de sınırlar içerisinde dahil edip bu şekilde saklayabilirsiniz. Bunun dışında Quick Memo Plus. Quick Memo Plus'ı zaten biliyoruz daha önceki LG telefonlarında da. Bu da bir not uygulaması. Stylus 2'de de tabii ki kapasitif ekran kalemi sayesinde çok daha kullanışlı hale geliyor. Yakında yayınlayacağımız detaylı LG Stylus 2 incelemesinde bu kapasitif ekran kaleminin uygulamalarıyla ilgili çok daha ayrıntılı bilgileri bulacaksınız. Bunun dışında telefonun 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamerası ile ilgili daha iyi performans notlarını da yakında yayınlayacağımız detaylı incelemede bulacaksınız. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.